Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf 1. dönem 1. yazılımıza başlıyoruz. Tarih gerçekten birçok öğrencinin sevdiği, bazı öğrencilerin ise çok da sevmiyorum hocam dediği bir ders. Ama şimdi çok güzel bir şekilde başlayacağız. Size 3 önemli haberimiz var. 1. haberimiz, mutlaka duymuşsunuzdur. Sizlere yazılanlardan motive etmek adına iPhone hediye ediyoruz. 9. sınıfta da iPhone 8 var. Ve toplam 8 tane iPhone hediye edeceğiz. Sakın kaçırmayın. Aynı zamanda kırtasiye setleri de var. Yapmanız gereken şey de çok basit. Sınıfınızın kanalına abone olmak ve ana kanalımıza abone olmak. Muhtemelen abonesinizdir. Yazıları Tonguç'a etiketiyle abone ettiğiniz iki arkadaşınızı yorumlara yazmak. Çekilişimiz 9 Aralık'ta, çok kısa bir süre kaldı. Mutlaka katılın diyoruz ve hemen bir an önce yazılımıza başlıyoruz. Şimdi 1. haberimiz iPhone hediyesiydi. Tamam. 2. haberimiz, yazılıda çıkacak konularla alakalı sizlere önce bir özet vereceğiz. Bilmemiz gerekenler yapacağız. Sonrasında bilmemiz gerekenler bittikten sonra gerçekten lezizül aziz diyebileceğimiz, yani birazcık seçici, hocanın ya bunu da sorar mı diyeceği şeylerin hepsini tek tek sizlere sorgulamaya çalıştık. Çoktan seçmeli sorular yaptık. Boşluk doldurmalı sorular yaptık. Gerçekten güzel bir sınav bizi bekliyor. Arkamıza yaslanalım. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Zaten bu konularla alakalı video anlatımlarımız var. 9. sınıf kanalımızda video anlatımlarımız var. Kampüs kanalımızda yine bununla alakalı konu anlatımlarımız var. Tonguç Akademi olarak zaten bizler sizlere olabildiğince yazılarınıza, sınavlarınıza destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum çünkü vaktiniz değerli. Ders notlarınızı okuyacaksınız. Hocanın burası çıkar dediği yerlere dikkat edeceksiniz. Bir de şimdi bir yazılı provası yapalım. Birlikte görelim. Öncelikle İki üniteden sorumluyuz bu yazılıda. Birinci ünitede tarih ve zaman, ikinci ünitede insanlığın ilk dönemlerini görüyoruz. Şimdi tarih biliminin konusu ve kapsamını bilmemiz lazım. Tarih bilimi biliyorsunuz geçmişte yaşayan insanların hayatlarını, olayları, durumları, kavramları içeriyor. Yani gelecekle alakalı değil veya şu anla alakalı değil. Dolayısıyla tarih biliminde deney yapılamıyor. Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisine baktığımızda tarih bilimi insanı temel aldığı için insanla alakası olan edebiyat, coğrafya, başka ne diyebiliriz? Psikoloji, sosyoloji, yani diğer bütün felsefe, bütün bilim dalları tarihle alakalı. Mesela kimya da tarihle alakalı. Niye? Çünkü kimyanın karbon 14 metoduyla biz cisimlerin kaç yıllık olduğunu bulabiliyoruz. Diyelim ki bu kalem 1 yıllık bir kalem olsun. Bu kalem de yeni yapılmış bir kalem olsun. Bu ikisi arasındaki farkı kimya bilimi, ya bu eskimiş, üzerinde bazı tozlar var, bu biraz daha zamana karşı direnememiş, bazı şeyleri kaybetmeye başlamış diyerekten bunun 1 yıllık olduğunu, bunun yeni olduğunu anlayabiliyor bilim insanları. Aynı zamanda bunun 5000 yıllık mı yoksa 4500 yıllık mı olduğunu da anlayabiliyorlar. Dolayısıyla bütün bilim dalları bir şekilde tarihe yardımcı. Tarih öğrenmenin amacı ve yararına baktığımızda tabii ki geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremiyor. Neden? Çünkü geçmişte yaşanan bazı hatalardan ders alıyoruz ve onları not ediyoruz. Onları bir daha yapmamaya çalışıyoruz. Zaman ve takvim kavramlarını da biliyoruz zaten. Bizim kullandığımız takvimler var. Türkler biliyorsunuz ilk başta, bizler yani, 12 hayvanlı Türk takvimiyle başlıyoruz. Sonrasında Hicri takvim, Rumi takvim ve aynı zamanda Miladi takvim kullanıyoruz. Burada şunu bilmemiz lazım ki güneş yılı, mesela Hicri takvim ay yılıyla hesaplanıyor ama Hazreti Ömer zamanında peygamberin hicreti için kabul ediliyor. Milad takvimi ise güneş yılı esasına göre düzenleniyor. Biz 1928'den beri, 1926'dan beri milad takvimi kullanıyoruz. Bunu da bilmemiz lazım. Devam edelim. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı. Şimdi insanların hayatı kanıtlardan önce çıkaraktan neyi kastediyoruz? İnsanlar biliyorsunuz çok eskisinde, çok çok eskilerde, yani şu çağları iyi bilmemiz lazım. Şöyle bir dizelim. Bakın burayı genelde öğrenciler bilmezler. Şöyle şöyle gösterelim. Mesela şurası 0, Hazreti İsa'nın doğumu. Şimdi burada 476 kavimler göç dedik. 1453 İstanbul'un fethi dedik. 1789'da Fransa ihtilali dedik. Şimdi bunun öncesinde, milattan önce 3200'lerde yazının icadı var. Şimdi insanlar genelde şöyle zannediyor. İşte burası ilk çağ, burası orta çağ, burası yeni çağ, bundan sonrası yakın çağ zannediyor. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan kavimler göçüne kadar ilk çağ, kavimler göçünden İstanbul'un fethine kadar orta çağ, İstanbul'un fethinden Fransa ihtilaline kadar yeni çağ, Fransa ihtilalinden günümüze kadar da yakın çağ zannediyor. Bu şöyle, yazının icadından kavimler göçüne kadar ilk çağ. Dolayısıyla yazının icadıyla tarih çağlar başlıyor. Kavimler göçüne kadar devam ediyor. Bakın burası ilk çağ. Burayı iyi bilmemiz lazım. Bunun öncesindeki kısımlar ise tarih öncesi devirler. Tarih öncesi devirlere baktığımız zaman insanların ilk başlarda avcılık ve toplayıcılık hareket ettiğini görüyoruz. Yani tam bir böyle şey yok. Nedir onun adı? Tarih öncesi çağlarda böyle işte daha tarım başlamıyor. İlk başta eski taşla başlayacaklar Paleolitik döneminde. Sonrasında Paleolitik döneminden sonra
ne olacak? Yavaş yavaş işte mezolitik, orta taş olacak, sonra neolitik olacak. Yani en önemlisi neolitik zaten. Cilalı taş devri. Burada insanlar yerleşik hayata geçecek. Tarım ve hayvancılıkla uğraşacaklar. Ve gerçekten artık insanlar şehirler kurmaya başlayacaklar. Sonrasında bakır, tunç, demir diye gidiyor. Burada bizim bilmemiz gereken şey şu. İnsanlarla alakalı bu bilgilere biz nasıl ulaşıyoruz? Birincisi mağara duvarlarındaki resimler. İkincisi arkeolojik kazılarda ortaya çıkan araç ve gereçler. Mesela sen bir yerde kazı yapıyorsun. Şöyle düşünün. Şurada bir kazı yapıyorsun, tamam mı? Şurada. Bir de başka bir yerde kazı yapıyorsun. Şimdi burada kazı yaptığında kılıçlar buluyorsun sürekli. Burada ise hep kapkacak çörek, çanak çömlek buluyorsun. Şimdi bunun savaşçı bir kavim olduğunu, bunun ise biraz daha böyle anlayışlı bir kavim olduğunu daha net anlayabiliriz. Burası önemli. Burada tabii tarihi öğrenmenin amaçlarından bir tanesi de milli kimliğimizi de oluşturmak. Yani kimsin sen? Ben kimim ya hakikaten diyebilmemiz için bizim Metehanların, yani Oğuz Kağanların, Bilge Kağanların, işte Satuk Buğra Hanların, Alparslanların, Melikşahların, işte başka kimleri söyleyebiliriz? Osman Beyler, Orhan Beyler, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanların torunları olduğumuzu, bizim atalarımızın içerisinde Atatürk gibi insanlar, başarılı insanlar olduğunu bilmek bize de bir milli bilinç, milli bir gurur oluşturabilir. Burada bir şey daha var, onu da söyleyelim. Anakronizm diye bir şey var. Anakronizm. Anakronizm dediğimiz kavram da şu. Değişik çağları birbirine karıştırmak. Yani mesela diyelim ki Fatih Sultan Mehmet zamanında patates yoktu. Patatesi bilmiyorlardı Fatih Sultan Mehmet. Patates kızartması hiçbir zaman yemedi. Amerika keşfedildikten sonra yendi. Bir zaman zannediyoruz ki patates en baştan beri vardır, olabilir zannediyoruz. Buna da dikkat edelim. Anakronizm, tarihi olayları bugünün açısıyla ele almadığın zaman, değişik çağları birbirine karıştırdığın zaman niye telefonla haber vermemişler? Kardeşim o zaman daha telefon yok ki, bunu da bilmemiz lazım. Bir de şunu da bilelim. Mesela diyelim ki şu anda 2010, hatta 2019 yılındayız ama 2019 diyelim, 2020'ye gireceğiz. Şimdi 2019 yılı için şunu bilmemiz lazım. İlk başta biz bunun kaçıncı yüzyıl olduğunu bilelim. Birincisi bu 21. yüzyıl. Niye? 2099'a kadar, yani 2100'e kadar 21. yüzyıldayız. Sonrasında bunun 2021. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Niye? 0-24 arası, yani 2010'dan 2024'e kadar ilk çeyrek. 2025'ten 2049'a kadar ikinci çeyrek, 2050'den 2074'e kadar üçüncü çeyrek, 2075'ten 2099'a kadar da dördüncü çeyrek olduğunu bilmemiz lazım. Dört rakamlı bir tarihin ilk iki rakamına bir eklenerek kaçıncı yüzyıl olduğunu bulabilir. O zaman 1453 tarih kaçıncı yüzyılda, ne yapıyoruz? İlk iki rakamı 14'e bir ekliyoruz, 15. yüzyıl diyoruz ve burası bitiyor. Bu kadar basit. Bu 20-21. yüzyıl. O zaman mesela başka bir şey soralım. Ne olsun mesela? 1789 Fransız İhtilali, 18. yüzyıl diyeceğiz. Bu kadar basit. Bunları da bilmemiz lazım. O zaman 12 hayvanlı Türk takvim dedik. Burası 1 yıl 365 gün 5 saat olarak kabul ediyor dedik. Ve bizim kullandığımız ilk takvimdi. Aylar sayıları belirtiliyor. Hicri takvim ay yılı esaslıydı. Bakın hicri takvim hariç bütün takvimler ay yılı esaslı. Yani şey, bütün takvimler güneş yılı esaslı. Sadece hicri takvim ay yılı esaslı. 12 hayvan Türk takvimi güneş. Hicri takvim ay. Celal takvimi güneş. Rumi takvim güneş. Milal takvim de tabii ki güneş. Günümüzde kullandığımız milal takvim. Şimdi gelelim insanlığın ilk dönemlerine. İnsanlığın ilk dönemleriyle alakalı şunu bilmemiz lazım. Bazı kavramlar var. Konar göçer. Konar göçer, göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen göçer konar insanlara deniyor. Biz İslamiyet'ten önceki Türkler ve ilk canlılar, genelde ilk insanlar hep konar göçer bir hayat yaşıyorlar. Efsanenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Efsane çok eski çağlardan beri süregelen, kaynağı ve ilk söyleyeni belli olmadığı halde yüzyıllar önce insanların, halkın benimsediği ve birbirlerine aktardığı olağanüstü hikayeler. Artı ürünün ne olduğunu bilmemiz lazım. Artı ürün üreticinin ihtiyacını aşan ürünlerdir. Diyelim ki ben şu anda bir tarlam var. Bu tarlada eğer 3 kilo domates üretiyorsam bu anca bana yeter. 13 kilo domates üretiyorsam bu da anca bana yeter. Ama 113 kilo domates üretmeye başladığım zaman artık artı ürüne geçmem demektir. Bu da ticaret yapmaya başlamam anlamına gelir. İmparatorluğun ne olduğunu bilmemiz lazım. İmparatorluk çeşitli milletleri barındıracak içerisinde. Yani sadece bir millet değil de siyahlar var, morlar var, yeşiller var, turuncular var. O zaman imparatorluk anlamına gelmiş oluyor. Aynı zamanda feodalizm denen bir kavram var. Feodalizm de Orta Çağ Avrupa'sındaki böyle küçük küçük kalelerle etrafını kapatıyorlar ve belli bir bölgede toprağın üzerine yaşayan köylüleri bir kişinin malı sayıyor. Yani sen şu bölgeyi kapattın ya, burayı kalelerle böyle kapattıktan sonra diyorsun ki burada yaşayan köylüler, buranın toprakları tamamen bana aittir. Ben burayı satarsam köylüleriyle beraber satabilirim diyoruz. Yine
sitenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Sitede tabii ki ilk çağda bir ya da birkaç kentten oluşan ve kendi yasalarıyla yönetilen devlet anlamına geliyor. Kolonicilik bir devletin siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle kendi sınırları dışında, yani mesela senin sınırların burası, bunun dışında küçük küçük yerleri ele geçirerek yönetiyorsun ve o topraklarda ticaret yapıyorsun. Küçük ülkeler yani. Sen burasısın mesela, senin ülken burası, yıldız olan yer. Şuralarda böyle küçük küçük adaları veya küçük küçük bölgeleri fethedip oraları da kontrol altına aldıysan bunlar koloni olmuş oluyor. Tiranlık tabii ki kötü bir şey. Niye? Çünkü böyle tamamen sert krallık anlamına geliyor. Bunu da bilmemiz lazım. Karum ticaret merkezi, alışveriş merkezi demek. Tablet yazıların yazıldığı şeyler. Aristokrasi soyların olduğu kısım. Siteyi söyledik. Konar geçeri söyledik. Bunların hepsini söyledik. Başka ne diyebiliriz? Satraplık var mesela. İran medeniyetinin ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere, eyaletlere biz satraplık diyoruz. Meşruiyet de uygunluk demek. Mesela bu konuyu biz Milletim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre anlatıysak bu meşru olmuş oluyor. Meşruiyet yasaya, töreye uygunluk. Yasaya, töreye uygunluk anlamına geliyor. Bu kavramlarda hocalarınız sorabilir. Şimdi ne dedik? İlk çağda yeryüzündeki belli başlı medeniyet tarzları. Birincisi Mezopotamya var. Fırat ve Dice nehirler arasında. İkincisi, hatta şöyle bir çizecek olursak, şöyle dünya haritası üzerinden değil de Türkiye haritası üzerinden çizecek olursak, şöyle bir Avrupa çizelim, tamam mı? Şöyle bir İtalya, Yunanistan, Türkiye çizelim. Bunları biz normalde anlattık sizlere ama bir kez daha şöyle özet geçeceğiz dediğimiz için geçelim. Evet, 10 dakikada oldu bu arada. Şöyle yapalım. Evet, şunu da şöyle kapatalım. Pardon, şurası çok erken döndü. Şöyle Arabistan'ı çizelim. Şimdi şöyle Fırat ve Dice nehirlerinin arasına biz Mezopotamya diyoruz. Mezopotamya. Dolayısıyla Mezopotamya, bu ikisinin arasında Sümerler, yazıyı bulan Sümerler, başka kimler var? Asurlar var. Veya aynı zamanda kimler? Babiller var. Buna benzer birçok kavim var. Bu kavimler, bu mesela şuradakiler Anadolu medeniyetlerine oluşuyor. Bunlar Anadolu medeniyetleri. Bunlar ise Mezopotamya medeniyetlerini oluşturuyor. Burada şunu da bilmemiz lazım. Şurası da çok önemli. Aynı zamanda Ege medeniyetleri var. Mesela burada Ege medeniyetleri var. Burada mesela Mısır medeniyeti var. Aynı zamanda sonradan keşfedilecek ama Amerika'yı sonradan keşfedeceğimiz için bilmiyoruz ama orada İnkalar, Mayalar var. Bu tarafta Çin medeniyeti var. Farklı farklı medeniyetler var. Peki neden biz, burası önemli, İlk çağda insanlar nerelere yerleşiyorlar? İlk çağda insanlar daha çok hep böyle şeylere yerleşiyorlar. Daha çok böyle suyun olduğu yerlere yerleşiyor. Yani su varsa yerleşiliyor. Eğer su yoksa, iklim elverişli değilse, tarım yapılamıyorsa oralara yerleşemiyorlar. Dolayısıyla insanlar ilk başlarda hep böyle işte Fırat ve Dicle nehirler arasındaki Mezopotamya veya suyun olduğu Anadolu'da Kızılırmak ve çevresine yerleşiyorlar. Ve aynı zamanda insanların yaptığı temel şeylerden bir tanesi şu: yerleşebilmesi için tarım yapması lazım. Eğer sen hayvancılık yapıyorsan sürekli konar göçer hayat yaşayabilirsin. Niye? Çünkü hayvanları da sen kendine götürürsün. Ama ne zaman ki tarım yaparsın, o zaman yerleşik hayata geçebiliyorsun. Peki mesela insanlar neden mesela Anadolu'ya yerleşmiş olabilir? Birincisi iklim uygun. Ulaşım yolları üzerinde. Yeraltı yerüstü kaynakları var. Tarım yapma imkanı var. Su kaynakları da var. Dolayısıyla ister istemez Anadolu insanlar için en elverişli yerlerden bir tanesi olmuş oluyor. Gelelim insanların tabii iklim ve coğrafya en önemli unsurlardan dedik. Başka nereler var mesela? Göbekli Tepe. Urfa'da Göbekli Tepe. Yine taş aletler ve heykeller bulunduğu için buralarda insanların yerleştiğini görüyoruz. Konya Çatalhöyük Anadolu coğrafyasında en eski yerleşimlerden biri. Köy yaşamından kentsel hayata geçişin en önemli ürünlerinden bulunan yerlerden bir tanesi. Diyarbakır'daki Çayönü yine köy yerleşmenin ilk örneği olarak kabul ediliyor. Bunların hepsini bilmemiz lazım. İlk çağda siyasi gücün kaynakları, siyasi organizasyon türleri şekillendirmesine baktığımızda, şimdi tarih öncesi çağlarda biliyorsunuz kaba taş var, yontma taş var, cilalı taş var. Cilalı taş da yerleşik hayata geçişmeye başlanmıştı. Maden devrinde bakır, tunç, demir devirleri var. Burada şunu iyi bilmemiz lazım. İnsanlar yavaş yavaş ilerlemeye başlayacaklar. Nasıl ilerlemeye başlayacaklar? İnsanlar devletler kurmaya başlayacaklar. Devletler kurduktan sonra ister istemez siyasi güçler oluşmaya başlayacak. Nasıl? Mesela Anadolu'da, Mezopotamya'da, Çin'de, İran'da, Mısır'da, Doğu Akdeniz'de çok ciddi hukuk sistemleri, çok ciddi devletler oluşmaya başlayacak. Ve bu devletler yavaş yavaş ticaret yaparaktan, birbirleriyle savaşaraktan ilerlemeye başlayacaklar. Yani mesela
Devlet ne için olabilir? Devlet insanların huzuru, güvenliği için olabilir. İnsanlar mesela monarşi yapılacak. Monarşi siyasal gücün tek bir kişide olduğu yönetim biçimi. Aristokrasi devlet yönetiminin soyların elinde bulunduğu düzen. Cumhuriyet yönetenlerin seçimle iş başına geldiği rejim. İmparatorluk bunu söylemiştik videomuzun başında. Farklı farklı milletlerin bir arada olmasıydı. Tiranlık var olan yönetimi devirip zorla ele geçirilen zorba yönetimi demekti. Demokrasi de halkın iradesiyle oluşan yöntem. Bunları da size hocanız sorabilirim. Mutlakiyet krallık demek. Oligarşi ise bir grubun yönetmesi. Bunu da bilmemiz lazım. Saltanat mesela babadan oğlu olan yönetimler. Mesela Mezopotamya'da dini monarşi var. Yani kralı aynı zamanda dinen de güçlü görüyorlar. Mesela bir tek Hammurabi mutlak monarşiye sahip. Anadolu'da mesela yine teokratik monarşi var. Teokratik monarşi kral var ve aynı zamanda dini güç de var. Yani gücünü dinden alıyor. Teokratik monarşi. Teokratik monarşi. Yunan medeniyetinde aristokrasi var. Yine İranlarda teokratik monarşi var. Mısır'da teokratik monarşinin en sert hali var. Adam ben aynı zamanda tanrıyım diyor. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi o zaman yavaş yavaş sorulara geçelim. Sorular üzerinden gidelim ki daha iyi öğrenelim. Birisi demiş ki zaten bunlarla alakalı ödevler vereceğim. Nerelerden çalışacağınızı göstereceğim. Şimdi tarihi olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve yansıtılması şeklinde ortaya çıkan hataya bakın ne diyoruz biz? Anakronizm diyoruz. O zaman buraya yazıyorum. Anakronizm. Yakın doğudaki köy yerleşmenin ilk örneğine baktığımız zaman çay önünü yazmamız gerekiyor. Çay önü yakın doğuda diyor çünkü. Milattan önce 3200'li Çin yazısını bulan Zigurat adı verilen tapınaklar inşa eden medeniyet tabii ki de Sümerler. Milattan önce 3200'li yazıyı buluyorlar. Tekerleği de bulacaklar. Zigurat adı verilen böyle tapınakları var şöyle. Hop hop içine hem mallarını depoluyorlar hem de aynı zamanda burayı gözleme evi olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda burada mallarını depolarken senin kaç tane kalem var? Senin kaç tane işte ne bileyim patatesin var? Senin kaç tane domatesin var? Bunlar için de net bir şekilde yazıyı bulmaya başlıyorlar. Bunların çetelesini tutarken. Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu yeri de tabii ki de Konya'daki Dursunlu'yu yazmamız lazım. Konya Dursunlu. Aynı zamanda insanlık tarihinde ilk kez madeni parayı yani sikkeyi kullanan uygarlığa baktığımızda ise ilk kez parayı icat eden Lidyalılar diyebiliriz. Lidyalılar. Devam edelim. Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalına baktığımızda ise biz etnografya görüyoruz. Etnografya insanların hangi etnikten olduğunu, hangi şeyden olduğunu buluyor. Etnografya da yazmamız lazım. Bir eşyayı ya da bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden sembolli yazıya baktığımızda ise piktografik yazıyı yazmamız lazım. Şuraya yazıyorum. Piktografik yazı. Sardan başlayıp başkentleri Sus'a kadar uzanan kral yolunu yapan uygarlıkta tabii ki Persler yani günümüzdeki İranlılar. Olayların geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getiren eserleri de biz ikinci el kaynaklar diyoruz. Bakın şöyle anlatayım size. Diyelim ki tarihte bulunmuş eski bir şey düşünün. Eski bir belge. Diyelim ki şu olsun. Tamam mı? Şu eski bir yazı olsun. Şöyle hatta peşlerin üzerine şöyle eski yazı yazalım mesela şöyle. Bu eski bir padişahın biri diyelim ki böyle yazılar yazmış olsun. Tamam mı? Bu eski orijinal eskimiş kağıt senin birinci el kaynağın. Çünkü buna zamanında padişahın eli değmiş. Sonra bununla alakalı bilgileri diyelim ki sen bu kitabın içine koydun. Bu kitapta bununla alakalı bilgiler var. Bunun içine bunun resmini koydun falan filan. Bu ikinci el kaynak oluyor. Niye? Buna bakaraktan hazırlanmış olan. Ama bu direkt padişahın elindeydiği birinci el kaynak. Yazının, yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen bilim dalına baktığımız ise paleografya olduğunu görüyoruz. Paleografya olduğunu görüyoruz. Geldik buraya. Boşlukları doldunuz demiş. Şimdi hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere biz olay diyoruz. Hititler nokta nokta adında bir meclis oluşturuyorlar. Bu Hititlerin meclisinin adı Pankuş Meclisi. Hititler de Tavanana denilen kraliçe yönetiminde söz sahibi oluyor. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulara biz ana kaynak diyoruz. Ana kaynak. Ve aynı zamanda barut, pusula, kağıt ve matbaayı da Çinliler icat ettiğini bilmemiz lazım. Şanlıurfa kent merkezinin yakınlarına bulunan dünyanın en eski tapınak yerleşimi de tabii ki Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe'dir. Mezopotamya uygarlıkları da Zigurat adı verilen tapınaklarda gözlem yapıyorlar. Hatırlarsanız çizmiştik Zigurat'ı şöyle hop. Sonra bir daha çiziyorum. Böyle gittikçe yukarı doğru çıkıyor. İçerisinde hem mallarını depoluyorlar hem de aynı zamanda gökyüzünü gözlemliyorlar. Kazı yöntemleriyle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalına biz arkeoloji diyoruz. Arkeoloji tarih öncesi devirlerde de
ışık tutabiliyor. Niye? Şimdi sen bir tane kılıç buldun, üzerine yazı yazmasına gerek yok. Bu tarih öncesi devirlerle alakalı olabilir. Ama bir kitap bulduysan bu artık tarihi devirlerin başlarını gösterir. Çünkü adamlar yazıyı bulmuş. Milattan önce 3200'den sonrası için olmuş oluyor. Ve bu sefer işte paleografyadan, işte filolojiden, farklı farklı bilim dallarından inceleniyor. Şey, epigrafiden yardım alıyoruz. Antalya Karain Mağarası Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntılarını barındırması açısından çok çok önemlidir. O zaman Karain'i eledik, arkeoloji eledik. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Tabii ki de Rumi takvim Osmanlı'da mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılıyor. Thomson 1936 yılında ilk defa 3 çağ sistemini kurmuş. Böylece taş, tunç ve 3 çağ sistemi diye yazalım şöyle. 3 çağ sistemini kurmuş. Böylece taş, tunç ve demir sıralaması günümüze kadar tarih öncesi arkeolojinin kronolojik sıralamasını oluşturuyor. Neden? Neden? Bak şimdi. Adam böyle yürüyorsun ya. En altlarda taşları buluyorlar. Onun üzerinde tunçtan malzemeler buluyorlar. Onun üzerine demirden malzemeler buluyorlar. Demek ki insanlar önce bunu bulmuşlar, sonra bunu bulmuşlar. Zamanla birbirleriyle iletişim haline geçmişler diyoruz. Şimdi çoktan seçmeli bir sorumuz var. Tarihçi bu düşüncesine aşağıdaki hangisini kanıt gösterebilir? Tarih biliminin konusu tarihi gerçeklikten bu gerçekliğin doğru bilgisine ulaşma gayretidir. Çünkü hiç kimse tarihi gerçekliğin mutlak doğrusuna ulaşamaz. Şimdi tarihçi bu düşüncesine aşağıdaki hangisini kanıt olarak gösterebilir? Tarihçilerin kanıtlayabileceği olayları incelemesi? Hayır. Yeni belgelerle eski bilgilerin değişebileceğini? Ha. Bak. Doğru bak. Önce bir bilgi var. Diyelim ki İstanbul ilk başta İstanbul'da tarihçiler diyordu ki İstanbul 3000 yıllık bir şehir diyorlardı. Ama sonradan İstanbul'da Yeni Kapı'da bu tünel sırasında Marmaray Tüneli sırası yapılan kazılarda M.Ö. 3000'e ait şeyler bulunuyor. İstanbul'un 5000 yıllık kenti olduğu ortaya çıktı. O zaman yeni belgelerle eski bilgiler değişebiliyor. Yani gerçekliğin doğru bilgisine ulaşma gayreti. Tamamen gerçeğe ulaştın bitti gitti diyemiyorsun. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Buna göre Hititlerle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Hititlerden kalan bir tableti krala yoksul ve kimsesizleri doyur, hastalara bak, onlara ekmek ve su ver diyerek seslenmiştir. Burada kralın mutlak yetkilere sahip olduğu bununla alakalı değil. Sosyal devlet anlayışı olabilir. Demokratik yönetim bundan bahsetmiyor. Egemenlik alanları yani yönetim alanlarını genişlettiği bu da değil. Gelir dağılımında denge sağlandığına dair de bir şey yok. Burada söylenecek şey sosyal devlet anlayışı. Yani eğer devlet halkına bir babanın evlatlarına davranması gibi eşit davranıyorsa burada sosyal devlet anlayışı vardır. Şöyle düşünün. Mesela bir baba var, bir de anne var, tamam mı? 3 tane de çocukları var. Şimdi anne baba bu çocuklarını birbirinden ayırır mı? Ayırmaz. Niye? Çünkü hepsi onun için sevgi dolu, hepsi onlar için eşittir. İşte devlet de tüm vatandaşlarına eşit davranmalıdır. Ve aynı zamanda eğer bir vatandaşı fakirse ona yardım etmelidir. Yani onun zor durumdan kurtarmalıdır. Mesela diyelim ki abi büyük çocuk, sen ona yardım etmene gerek yok. Küçük çocuğa yardım etmen lazım. Onun gibi. Tarih öncesi çağlar kullanılan araç gereçlere göre, tarih çağlar ise evrensel nitelikli siyasi ve sosyal gelişmelere göre birbirinden ayrılmaktadır. O zaman burada buna göre aşağıya hangisinin çağ başlangıcı olarak kabul edildiği söylenemez. Şimdi bunu zaten çağları dizmiştik, bir kez daha diziyorum. Şimdi çivi yasının bulunması 3200'de tabii ki A seçeneği ilk çağı başlatıyordu. Sonra arada 0 Hazreti İsa'nın doğum var. Sonrasında kavimler göçü var 476. Kavimler göçüyle de B seçeneğiyle de ilk çağ bitiyordu, orta çağ başlıyordu. Sonra 1453 İstanbul'un fethiyle de D, C seçeneği oluyordu. Neydi? Orta çağ bitip yeni çağ başlıyordu. Sonra 1789 Fransız ihtilaliyle yani E seçeneğiyle de yeni çağ bitip yakın çağ başlıyordu. Şimdi günümüzde de buraya doğru devam ediyor. Ama Amerika'nın keşfiyle herhangi bir çağ açılıp kapanmıyor. Gelelim başka bir çoktan seçmeli soruya. Aşağıdaki özellik uygarlık eşleştirmelerinin hangisinin doğru olduğu savunulamaz. Tarihte bilinen ilk alfabenin kullanması Mısırlar değil tabii ki de Fenikeliler. Fenikeliler. Mısırlar yazıyı kullanıyor ama alfabe başka bir şey. Şimdi bu adamların kullandıkları yazı çivi yazısı. Fenikeliler şu Akdeniz havzası ya, şöyle İtalya, Yunanistan diye çizelim şöyle. Şöyle şurası Türkiye'nin olduğu yer olsun. Tamam mı? Fenikeliler günümüzdeki Lübnan'da ticaret yapıyorlar böyle. Akdeniz'e git gel yapıyorlar. Bu ticaretler sırasında ailelerden uzakta kaldıkları için ya çivi yazısıyla çiz çiz nereye kadar kardeşim diyorlar. Bir alfabe bulalım diyorlar ve alfabeyi buluyorlar. Mısırlar yazıyı buluyor sadece. Yani yazıyı ilk bulan da onlar değil, Sümerler. Mısırlar çivi yazısı kullanıyor normalde. Parayı kullanan Lidyalılar, doğru. İlk defa güneş tutulmasını hesaplayan İyonlar. Tarım için sert kanunlar yapan, öküz öldürdüğün zaman seni de öldürüyorlar, Frigler. Olimpiyatlar yapan, demokrasiyi, felsefeyi, trajediyi, komediyi getiren, zengin olduğu için bu tarz şeylerle uğraşabilen Yunanlılar diyebiliriz.
tarih toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçları birbiriyle olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir demişiz. Evet doğru. Burasına doğru diyebiliriz. Olay tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Bu da doğru. Olgu ise daha uzun sürede oluyor. Mesela Anadolu'yu fethi için bizim Malazgirt Savaşı'nı yapmamız bir olay. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgu, bir süreç. Numizmatik tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler. Bu yanlış. Armaları heraldik inceliyor. Numizmatik paraları inceliyor. Numizmatiğin yanına da parayı incelediğini yazalım. Celal takvimi Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre dayanan bu takvimde 1 yıl 365 gün 6 saattir. Hayır, o Rumi takvim. Rumi takvim kullanılıyor Osmanlı'da mali işler için. Bu yanlış. Celal takvimi Selçuklular'da kullanılıyor. Meşrutiyet, siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi yanlış. Burası monarşi olacak. Meşrutiyette halk da yönetime katılabiliyor. Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2000 yıldan fazla bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli bir kanıtıdır. Doğru. Batı Anadolu'da zengin tarım alanlarına ve maden yataklarına sahip olan Urartular, kral yolunu kullanarak ticarette gelişmiş ve büyük bir refaha kavuşmuştur. Burada Urartular değil, tabii ki Lidyalılar olması lazım. Niye? Çünkü Lidyalılar kral yolunu kullanıyor ve zengin oluyor. Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler sınıflandırılırken aynı zamanda Urartular Doğu Anadolu'da, yani şeyde Van'da, başkentleri Tuşba Van'da. Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç gereç ve madenlerden yola çıkılmıştır. Tabii ki de doğru. 1208-1380'de yapılan Kadeş Barış Anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma doğru. Mısırlılar ve Hititler kardeş kardeş anlaşıyorlardı. İlk tarihteki anlaşma yapıyorlardı. İlk çağ medeniyet alanlarına bakıldığında Mısır'da Nom, Sümerler'de Site, İyon ve Dorlar'da polis adı verilen şehir devletleri kurulmuştur. Burası da doğru. Şimdi arkadaşlar size bu konularla alakalı çalışacağınız kaynağı gösterirken aynı zamanda nerelerden sorular da çıkacağını söyleyeceğim. Orayı, o yüzden buraya dikkatli dinleyin. Şu anda söyleyeceğim şeyler sınavda çıkacaktır. Birincisi, tasnif, kronoloji, takvim kavramları ne olduğunu bilmeniz lazım. Ana kronolojimin ne olduğunu söyledik. Değişik çağları birbirine karıştırmaktır. Şimdi burada tarihin tanımı falan sormazlar ama bu sayfaları yine siz çalışın. Birinci el kaynak, ikinci el kaynağı ne olduğunu anlattım, bunu sorabilirler. Bir. İkincisi, tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bu sıralamayı size sorabilirler. Yani tarama nedir? Tasnif nedir? Tahlil nedir? Tenkit nedir? Terkip nedir? Size sorabilir. Hatta şöyle yaklaştırayım ki şey olmasın. Şöyle iyice yaklaştırıyorum. Birazcık da düzeltelim şöyle. Evet, şöyle tamam. Şimdi bu sayfadan size soru gelecektir. Bunların ne olduğunu bilmeniz lazım. Tahlil, değerlendirmek, tenkit, eleştirmek, terkip, düzenlemek, tasnif, sınıflandırmak konusuna göre, tarihe göre ve taramak, bunu size sınavda sorabilirler. Bu sayfa önemli. Geçiyorum. Vaka ve vaka arasındaki farkı bileceğiz. Vaka, olay, yani İstanbul'un fethi. Vaka, olgu, yani İstanbul ve çevresinin Türklerin yaşantısıyla Türkleşmesi. Buradaki kavramları sorabilirler sayfa 18'de. Numizmatik para, arkeolojik kazı, heraldik, işte arma, paleografi, eski yazılar, epigrafi kitabı, filoloji, dil, kronoloji, zaman, bu kısımlarda çalışmanızı istiyorum ve buradaki soruları çözmenizi istiyorum. Tarih bilimi bize milli kimliği kazandırır. Buraya zaten söylemiştik. Hicri takvim, milat takvim arasındaki farkı bilelim. Çünkü hicriden milatiye geçtik. Bizim kullandığımız, Türklerin kullandığı takvimlerde güneş yılı esaslı olanları 12 hayvanlı Celali, Rumi, Miladi ve de Hicri takvim ayı, Hicri takvim kullanılan ay yılı esaslı takvimde bileceğiz. Bunlar Türkleri kullanan takvimler çıkabilir. Sayfa 24 önemli. Devam ediyorum bakın. Bu 0'dan 9'dan da çalışabilirsiniz buna. İnsanlığın ilk dönemlerine baktığımızda şuradaki kavramları az önce anlatmıştım. Höyük nedir, karum nedir söylemiştim. Höyük mezardı, yayvan toprak tepeydi, böyle çok şeyde üst üste birikmesiyle oluşmuş. Tarihsel kalıntıların gömülü olduğu tepe. Karum ticaret merkezi, alışveriş merkezi. Koloni küçük küçük bölgelerdi. Meşruiyet uygunluktu, satraplık eyaletti. Buradaki kavramları size sorabilirler. Devam ediyoruz. Neden Anadolu'ya yerleştik? Ulaşım yolları, iklim falan, bunları söylemiştik. Şu dönemlerin bilgilerini isteyebilirler sizden. Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Çayönü. Bu sayfadan %100 soru gelecek. Tekrar söylüyorum. Göbekli Tepe Urfa'da. Burası böyle ilk yerleşim yerlerinden. Çatalhöyük Konya'da, Anadolu coğrafyasında köyden kente geçişin bir kanıtı. Çayönü de yakın doğudaki köy yerleşmenin ilk örneği olarak kabul ediliyor. Diyarbakır Çayönü, burası da önemli. Yazı öncesi dönemleri söylüyoruz. Taş devri, maden devrini söylemiştik zaten. Yazının başlamasıyla birlikte Sümerler 3200'lerde yazıyı bulduktan sonra yazı eşittir kültür olduğunu, yazı sayesinde bakın bu zigurat mesela birbirine yayıldığını bileceğiz.
Tarihin hangi bilimlerden faydalandığını ve neden faydalandığını size sorabilirler. Bunu söylemiştik yazılımızda. Burası boş, burası önemli. Çıkmıyor burası sınavda ama milletim akıllı kazanımlarla oluşan anlattık. Anadolu'daki medeniyetler, Mezopotamya'daki medeniyetler ve bunların özellikleri. Sümerler ilk yazıyı buldu, ilk yazılı kanunları ve ilk ay takvimi ve ilk tekerleği bulduğunu sorarlar. Akatların ilk düzenli ordu, Asurların ilk kütüphane ve karun denen ticaret merkezleri. Anadolu'ya yazıyı getirdikleri, Babillerin Hammurabi denen sert hükümdarların olması. Bunlar size sınavda sorulabilir arkadaşlar. Bu sayfa yani sayfa 42'den de bir soru bekliyoruz. Devam ettik. Konar göçer hayat, yerleşik hayat dedik. Tamam bunları biliyoruz zaten. Göçler var. Göçlerle alakalı sorular gelebilir. Eğer işlediyse hocanız. Tüccar kavimler Lidyalılar parayı buluyor. Soğutlar İpek yolunda ticaret yapıyor. Fenikeliler ticaret kolonileri kuruyor. Hatta sürekli ticaret yaptıkları için ailelerine özelliklerine mektup yazarken alfabeyi icat ediyorlar. Asurlar da Anadolu'ya bile yazıyı getirecek kadar bayağı gezmişler, ticaret yapmışlar. Şu kısım bakın. Monarşi, aristokrasi, cumhuriyet, imparatorluk, tiranlık, demokrasi. Bunu da size soracaklardır. Devam ediyoruz. Saltanatın ne olduğunu biliyorduk. Hangi uygarlıklarda yani Mezopotamya'da ne vardı? Anadolu'da ne vardı? Yunan'da ne vardı? İran'da ne vardı? Bunu da size soracaklardır. Askeri ve ekonomik yaşamda yine soracaklardır. Hammurabi kanunlarının sert olduğunu, Yunan kanunlarının biraz daha demokratik olduğunu, kanunların dini olduğunu mutlaka bilecekler. O zaman sayfa 59'a kadar çalışıyorsunuz. Bir de şuradan ödev vereyim. Buradan da yazılılar da olduğu için söylüyorum. Bakın burada yazılı örneğimiz var. Tarih ve zamanla alakalı. Siyasi organizasyon türleri dediğimiz diğer ünitelerle alakalı da birçok testten sonra yine şurada gelsene evladım neredesin? Şurada yine sayfa 74-75'te yazılı örneğimiz var. Dolayısıyla sayfa 75'e kadar çözerseniz sınavınızdan iyi not alırsınız. Abone olup şurayı da hemen düzeltelim. Abone olup YouTube diyorum. iPhone kazanmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden yazılarınıza başarılar diliyoruz. Ödül sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Hadi bakalım kolay gelsin.